Çol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu. Çol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu. Salınır tüba dalları Kur'an okur hem dilleri. Salınır tüba dalları Kur'an okur hem dilleri. Cennet bağının gülleri kokar Allah deyu deyu. Cennet bağının gülleri kokar Allah deyu deyu. Yunus Emre var yarına, koma bugünü yarına. Yunus Emre var yarına, koma bugünü yarına. Yarın Hakk'ın divanına varam Allah deyu deyu. Yarın Hakk'ın divanına varam Allah deyu deyu. Hocam tambur gibi çalıyorsun maşallah. Ağzına sağlık. Yani bu kadar güzel bir icrada ben de kendimden geçtim. Ağzına sağlık. O değerli ellerine sağlık hocam. Teşekkür ederim. Bir orkestra gibi çalıyorsunuz maşallah diyorum. Evet, buradan tekrar YouTube izleyicilerimize merhaba diyoruz. Merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Hepinize Cenab-ı Allah sağlık, sıhhat, amin, afiyet nasip etsin, amin, güzellikler nasip etsin. Amin. Ve yine tabii diyoruz ki sağlık tedbirlerinden dolayı evdeyiz. Evde kalalım. Evde kalalım, evde kal Türkiye'm diyoruz. Evet. Ramazan ayı boyunca da Hakan Işıklı ve Gökhan Işıklı ile kal diyoruz Türkiye'm. Evet. Birlikte sizlere güzel program sunacağız inşallah. Tabii ki inşallah. Ben buradan Facebook sayfamızı söylüyorum. Hakan Gökhan Işıklı. Evet. Instagram sayfamızda sufi.musiç'den evet, bizi takip edebilirler. Yeni abonelerimiz de yine var hocam. Hepsine de hoş geldiniz diyoruz. Tabii. Teşekkürler ediyoruz. Sağ olsunlar. Var olsunlar. Var olsunlar. Hocam Osmanlı donanmasında Piri Reis desem aklına ne gelir? Evet, çok büyük bir... Değil mi? Denizci. Denizci, evet. Devlet adamı gelir aklına. Evet, tabii. Yani birçok sefere katılmış. Tabii ki. Yani ve denizci donanmasında çok güzel seferlerde, evet, çok güzel başarılar elde etmiş. Tabii, Osmanlı donanmasıyla komutan, evet, birlikte. Tabii. Ve işte yeni teknik o zaman kitabı o devre göre kalyon mu diyorlar hocam, evet, tabii, o gemilere. Evet. Çok güzel şeyler yapmışlar ve yıllarca da hizmet etmiş hocam hiç, evet, bıkmadan. Tabii ki. Tabii ki hocam yani Osmanlı döneminde çok büyük seferler yapılmış. Hem denizden hem, evet, karadan seferler yapılmış. Savaşlar, seferler yapılmış. Bunlardan bir tanesi de Osmanlı padişahlarından çok meşhur Sultan Süleyman. Evet. Evet, Sultan Süleyman. Hatta biliyorsunuz bir ara hocam dizisi vardı Sultan, evet, Süleyman'ın. Evet tabii. Güzel bir diziydi, fena, evet, değildi. Evet. Kanuni Sultan Süleyman. Yani çok güzel böyle bir, ne diyeyim hocam, o devirde yaptıkları olay şeyler var, çalışmalar var Sultan, evet, Süleyman'ın. Ve bir de tabii süt kardeşi var. Evet. Hocam Sultan Süleyman Trabzon'da o zamanlar Sancakbey'iymiş. Evet. Daha padişah olmadan önce. Önce tabii. Orada çok değerli bir zatla tanışıyor. Evet. Yahya Efendi Hazretleri'yle. Evet, bu, yani Beşiktaşlı Yahya Efendi Hazretleri'yle Trabzon'da tanışıyor.
Ve orada birbirlerine süt kardeşi oluyorlar. Allah Allah. Ve Sultan Süleyman Yahya Efendi Hazretlerine abi diye hitap edermiş. Abim, evet, diye hitap edermiş. Tabii Yahya Efendi Hazretleri Trabzon'da yani ders verdikten sonra orada talebeleriyle birlikte güzel çalışmalar yaptıktan sonra, evet, bir müddet sonra İstanbul'a yerleşiyor. Evet. Beşiktaş'a yerleşiyor biliyorsun. Tabii. Tabii hocam, o zamanlar Beşiktaş böyle bir ağaçlıklı bir tepe. Yani bağ, bostan, bahçe. İstanbul'un tepelendi. Tabii şu andaki böyle bir ev falan durumu yok. Evet. Beşiktaş'ta bir tabi dergah kuruyor Yahya Efendi Hazretleri. Ve dergahından bahçesinde işte güller, ağaçlar, çeşitli şeylerle meşgul oluyor. Tabii. Aynı zamanda da işte talebeleriyle birlikte derslerini, evet, yapıyorlar. Ve Sultan Süleyman'la da birlikte olmaya devam ediyor. Sohbetleriyle, evet, kardeşliğiyle, tabii, dostluğuyla onlarla birlikte olmaya devam ediyor. Hocam, bugünkü böyle girdim hem denizcilikten hem de Yahya Efendi Hazretleri'nden, diyeceksiniz ki alakası ne tabii. Tabii. Hocam, şimdi Osmanlı donanması sefere çıkmadan önce Beşiktaş açıklarına geliyorlar. Bütün, evet, mürettebat, full tekmil vaziyette. Tabii. Yahya Efendi Hazretleri'nin dergahına doğru, tepeye doğru bakıyorlar. Allah Allah. Mübarek çıkıyor sefere, evet, çıkmadan önce. Hey ya molla, evet, diye başlayarak dua etmeye başlıyor. Tabii hani ki. Hey ya molla değil, hey ya, hey molla. Ya molla. Esası, evet, buymuş, evet, hocam. Evet. Denizcilere dua ediyor. Çıktığınız sefer başarılı olsun, güzel olsun diye. Seferden önce, evet, dua ediyor. Seferden önce dua ediyor. Böyle bir Yahya Efendi Hazretlerimin, tabii, anısı var. Hocam, mübarek Yahya Efendi Hazretlerinin dergahının girişinde Edep Yahu yazar. Edep Yahu. Edep Yahu. Çok edeple önemli. Gelen lütufla gider diyor ya hocam. Amen. Çok önemli. Tasavvuf ve İslam aleminin çok değerli alimlerinden, aynı zamanda matematik ve geometri üzerinde çok, evet, değerli bilgiler olan bir, tabii, zat hocam. Ve Yahya Efendi Hazretleri'nin hem Sultan Süleyman'la hem Hızır'la çeşitli böyle anlatılan anıları var hocam. Evet. Ondan sonra isterseniz bir tanesini anlatalım, ne dersiniz? Tabii çok hocam? Güzel olur İlkencim. Hocam, başınızı ağrıtayım mı? Tabii çok güzel, çok severek yani Ramazan dolayısıyla böyle anlatıyoruz. Herkes de severek dinliyor, öyle mailler geliyor. Evet. Sohbetler ediyoruz, sağ olsunlar. Hocam, bir gün bir genç bir çocuk, Rum bir çoban, evet, o bölgede koyunlarını otlatıyor. Evet. Yahya Efendi Hazretleri'nin bulunduğu bölgede. Ondan sonra koyunlardan bazıları Yahya Efendi Hazretleri'nin dergahının bahçesine, evet, geçiyor, kaçıyorlar. Yani. Tabii koyun, bu bir şey diyemezsin yani. Tabii oradaki güllere, çiçeklere falan biraz zarar veriyorlar. Ondan sonra çoban içeri koşuyor ki bahçe sahibini tabii bilmiyor kim olduğunu. Tabii. Ondan sonra Yahya Efendi Hazretleri'yle karşılaşıyor. Efendim diyor, kusura bakmayın, benim koyunlarım sizin bahçenize zarar verdi. Olsun evlat diyor, otur bakalım diyor. Oturuyorlar, hasbihal ediyorlar. Evlat diyor, senin adın ne? Hmm. Efendim diyor, benim adım Balaban. Allah Allah. Allah Allah. Senin adın tekrar ne soruyor diyor, Balaban. Hmm. Diyor ki, bu çocuğa diyor içeriden tereyağıyla bal getirin. Allah Allah. Ondan sonra neyse önüne getirip koyuyorlar. Evlat diyor, ister yağban ister Balaban. Allah Allah. Bu söz o çocuğun, evet, çok hoşuna, gönlüne tesir ediyor yani. Evet. Ve Hüdayi Hazretten dergahında giriyor, Müslüman oluyor, evet, ve orada hizmet etmeye, tabii, başlıyor. Allah. Balaban hocam çok, evet, güzel bir şey. Bir de hocam, evet, biliyorsunuz İstanbul'da Beykoz'da Yuşa Hazretleri var. Evet. Peygamber, evet, peygamber diye anılıyor, evet, ve boyu çok uzun mübareğin. Evet. Hocam, benim yaşadığım bir anı var Yuşa Hazretleri ile ilgili. Şimdi bir arkadaşımla bir yağmurlu günde Yuşa Hazretleri'ne gitmeye karar verdik. Evet. Ondan sonra neyse yola böyle Yuşa Hazretleri'nin yarı yoluna kadar geldik. Bir yaşlı böyle sakallı bir zat bize el kaldırdı böyle. Ondan sonra beni de alır mısınız diye. Aldık. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Çocuklar dedi, ben Yuşa Hazretleri'ciyim. Hiç tabii yağmurlu bir hava, kimse yok yani. Tabii. Ondan sonra neyse biz bu zatla birlikte Yuşa Hazretleri'ne kadar çıktık. O da bizle birlikte kabri ziyarete geldi. Hmm. Buradan da Yuşa Hazretlerimi ve Yahya Efendi Hazretlerimi ruhunu Fatiha diyorum. Tabii ki. Geldi, benim yanımdaki arkadaş tabii kabri ziyareti ve ilk defa gelmiş oraya. Hmm. Hocam 13 metre diyorlar mübarek, evet, 13,5 metre, evet, mübareğin boyu. Arkadaşım içinden demiş ki, acaba gerçekten bunun boyu bu kadar mı? Hmm. Hemen yanımızda o getirdiğimiz zat dedi ki, sen dedi niye şüpheye düşüyorsun? Onun boyu 13,5 metre hocam. Hı. İçindeki sese cevap verdi. Allah Allah. Ve Yuşa Hazretleri'nin çıkışında, hı, bir bahçesinin girişinde bir Arapça tabela var biliyorsunuz. Evet. O tabelada diyor ki, hocam burası cennet bahçesinden bir bahçedir. Evet. Burada diyor balığın oğlu yatıyor. Evet. Tercümesi öyle yapılmış, Allah hocam. Allah. O tabii ilginç bir sır. Tabii tabii. Gelelim Yahya Efendi Hazretleri ile ilgisine. Hı. Yuşa Hazretleri'nden hocam. Yahya Efendi Hazretleri 3 gece rüyasında Yuşa Hazretlerini görüyor. Evet. Ve kendisi diyor ki, ben falan filan yerdeyim, gel beni bul. Evet. Ve 3. gecenin sonunun sabahında
Yahya Efendi Hazretleri, Yuşa Hazretleri'nin bulunduğu bölgeye giderek kabrini keşfediyor. Gönül keşfiyle, ruhani keşfiyle. Evet. Geçen programımızda dedik ya, ruhların iletişimi var hocam. Tabii, yani bu değerli insanların böyle bir şeyleri var. Büyük Allah'tan. Anıları var. Hocam yine bir anı daha var Yahya Efendi Hazretleri ile. Denizci, Rum bir denizci Ali. Evet. Karadeniz'de gemisi fırtınaya kapılıyor. Tabii. Ondan sonra diyor ki, tabii Yahya Efendi Hazretleri tanıyoruz zaten. Diyor ki, eğer diyor bu fırtınadan ölmeden kurtulursam Yahya Efendi Hazretlerine bir kadeh şarap götüreceğim. Allah Allah. Yahya Efendi Hazretleri şarap, hiç alakası olmayan bir şey tabii. Neyse hocam, kurtuluyor ve böyle bir fıçı arabaya koyarak, işte o zamanki at arabası mı, kağın arabası mı, dergahın kapısına geliyor. Tabii talebeleri diyorlar ki, efendim buyurun ne istedim, ben diyor Yahya Efendi Hazretlerine şarap getirdim. Ya efendim etmeyin, eylemeyin diyor, içeri haber verin siz Yahya Efendi Hazretlerine. Tabii Yahya Efendi Hazretlerim gönül keşfiyle önceden keşfediyor zaten olayı. Alın diyor içeriye. Evet. Ondan sonra tabii o zat içeriye geliyor, fıçı orada. Talebeler tabii çok böyle bir mahcup durumdalar. Evet. Diyor ki, doldurun herkese birer kadeh. Evet. Ondan sonra hocam dolduruyorlar. Herkes içmeye başlıyor ki nar şerbeti olmuş. Allah Allah. Yani o dergah, tabii. Mübarek insanlar. Bunlar hocam çok değerli insanlar. Hocam tabii Sultan Süleyman Hızır'ı çok merak edermiş. Evet. Dermiş ki Yahya Efendi Hazretlerine, efendim Hızır'la görüşebilir miyiz, görebilir miyiz, nasıl etsek, ne isek, dur bakalım evlat demiş. Tabii. Allah büyüktür. Amin. Ondan sonra bir gün Yahya Efendi Hazretleri ve Sultan Süleyman bir kayaya biniyorlar. Karşıya geçecekler. Sultan Süleyman da o gün çok dalgın tabii. Onlar kayaya binerken yanlarına genç bir çocuk da gelip biniyor. Evet. Beraber yani tepdili kıyafetle karşıya geçiyorlar. Sultan Süleyman böyle elini suya sokuyor. Deniz suyuyla böyle elini oynuyor gibi yani. Elindeki çok değerli yüzük denize düşüyor hocam. Allah Allah. Ondan sonra tam kıyıya geliyor. Çıkacakları vakit genç çocuk elini suya sokuyor. Yüzüğü Sultan Süleyman'a veriyor. Sultan Süleyman, Yahya Efendi Hazretleri diyor ki, efendim diyor, o kimdi? Diyor ki, o Hızır'dı. O kendini tanıttı ama sen kendini tanıtmakta geri kaldın. Allah Allah. Böyle bir Allah Allah. Çok değerli bir anı var hocam. Yani çok hoşuma giden anılardan bir tanesi. Evet hocam, anlattığımız hikayeden sonra çok güzel yine ilahi, güzel bir ilahiyle de istersen devam edelim. Kurban olsun senin yoluna, adı güzel kendi güzel Muhammed, gel şefaat eyle asi kuluna, gel şefaat eyle asi kuluna. Adı güzel kendi güzel Muhammed, adı güzel kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ahirette çıkar zevkü sefası. 18.000 alemin Mustafa'sı, 18.000 alemin Mustafa'sı. Adı güzel kendi güzel Muhammed, adı güzel kendi güzel Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen hocam son kıtada hocam diyor ki, Yunus neyler iki cihanı sensiz, sen hak peygambersin şeksiz gümansız, sana inanmayanlar gider imansız, adı güzel kendi güzel Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hocam Yunus Emre'den iki güzel ilahi seslendirdik. Evet. Hocam tabii yine böyle Yahya Efendi Hazretlerimizi anlattık. Çok değerli bir zat. İnşallah tabii gitmeyen kardeşlerimiz, tabii eminim ki YouTube izleyicilerimizin çoğu İstanbul'da bulunanlar gitmişlerdir. Hatta bulunmayanlar da gitmişlerdir. Tabii. Güzel bir böyle bir yokuşta
Zaten ilk dergaha girince o ki o söz edep yahu. Edep yahu çok, çok önemli bir şey. Hocam edep olmadan hiçbir şey, hiçbir olmuyor. Şey olmuyor. Hocam şimdi haya ve edep farklı şeyler. Tabii. Şimdi herkes haya, edep aynı şey zannediyor. Ama haya insanlara doğuştan verilen bir şey. Utanma tabii duygusu. Evet. Ama edep tasavvuf ilmiyle öğreniliyor hocam. Mutlaka. Yani ilim yaptıkça edep, nakış, hayaya nakış yapılıyor yani. Evet, aynen. O utanma duygusu üzerine tasavvufla bir nakış yapılarak edep öğreniliyor. Çok o önemli. Çok önemli bir şey. Hocam yani bu programımızda Yahya Efendi Hazretlerimizi anlattık. Her dedi ki Ramazan'da her gün bir mübareği anlatacağız. Tabii ki. Son olarak da hocam böyle kısa bir şeye değinmek istiyorum. Hı-hı. Karınca duasını biliyoruz. Tabii yani ki. Bütün evlerimizde, evet, var. Hepimizin evinde var. Fakat karınca duasının içerisinde mana anlamında çok böyle sırlı şeyler var hocam. Tabii ki. Biliyorsunuz Eshab-ı Kehf. Eshab. Evet, Eshab-ı Kehf var. Yedi uyuyanlar. Evet. Karınca duasının içerisinde bu mübarekler isimleri var. Allah'ım. İşte Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Sazeniş, Kefeşte Tayyuş ve evet, Kıtmış. Evet. Bu yedi mübareğin hocam isimleri var, evet, karınca duasının içerisinde. Evet. İnşallah Hüdala bir dahaki yarınki programımızda, evet, yedi uyanlarla ilgili konuşalım. Çok güzel olur ne bence. Ne diyorsunuz hocam? Çok güzel olur. Evet. İsabet olur. Evet hocam, Ramazan sofralarda yavaş yavaş hazırlanmaya başladı. Evet, evet. Yaklaşmaya başladı. Evet. Pideler, yarından itibaren, evet. Yarından itibaren inşallah kurulacak. Tabi Cenab-ı Allah hepimize Ramazan'ı hayırlı eylesin. Amin. Ümmeti Muhammed'le birlikte bize de hepimize şifalar nasip eylesin. Amin. Hastalara, dertlilere, borçlulara deva, amin, nasip eylesin. Herkesin sıkıntısına şifa nasip eylesin. Amin. Çok. Diyorum, evet, ki her zaman için sabır, sabır, sabır. Sabır. Sabrın sonu selamettir, amin, derler. Evet hocam, isterseniz programımızın sonunda yine bitiriş sözümüzle çok güzel olur, kapatalım. Yine benim yazdığım, evet, kitaptan bir sözle. Çok önemli sözler var. Evet. Kapatalım. Diyor ki, gafil ile cahil züccaciye dükkanındaki file benzer. Onlara gönül sırrından bahsetme. Hoş kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.